Evet arkadaşlar, öyle bir pasta yaptım ki içinde sıvı hiçbir şey yok, yumurta yok, yoğurt yok, süt yok, hamuru bile yok. Şimdi hep beraber kesim aşamasına geçelim. Keserim, test ederim arkadaşlar. Şimdi çıkaralım. Şöyle döndürelim. Kağıdı alamadım altından. Evet arkadaşlar, görüyor musunuz? Bakın. Hiç sıvı hiçbir şey yok içinde. Hamur yok. Sadece 3 karışımla elma, tart, kek, pasta artık ne derseniz arkadaşlar, görüyorsunuz. Şöyle göstermek istiyorum, bakın. Katlarını görüyor musunuz arkadaşlar? Mükemmel olmuş. Gerçekten harika oldu. Çok güzel bir tarif denedim bugün arkadaşlar. Şimdi hep beraber yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, merhaba. Hayırlı cumalar diliyorum. Bugün cuma. Bugün ne yapıyorum? Bugün tıklanma rekorları kıran bir elmalı pasta yapacağım. Ama hiç içinde sıvı malzeme yok. Hep katı malzeme. O malzemelerimiz arkadaşlar, bir bardak unumuz var, bir bardak şekerimiz var, bir bardak irmiğimiz var, bir kabartma tozumuz, bir vanilyamız var. Bu karışımımızı önce bir karıştıralım arkadaşlar. Çok harika, müthiş, gerçekten çok güzel. Hiç sıvı malzeme yok. Sadece üstüne birazcık yağ süreceğiz, tereyağı. Onu da en son aşamada size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce bir karıştırıyoruz. Ama şey olması lazım arkadaşlar. Kelepçeli kalıp olması gerekiyor. Daha güzel oluyor kelepçeli kalıpta. Şimdi bu karışımımızı iyice bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Kabartma tozuyla vanilyamızı da döküyoruz. Karışımımızı iyice karıştırıyoruz ki bütün malzeme eşit olsun. Çok iyi karıştırmamız gerekiyor. Hep katı malzeme arkadaşlar. Şimdi önce bunu karıştıralım, sonra elmaya geçeceğiz. Şimdi bu karşımızı 3 eşit parçaya böleceğiz ki ara katlarına dökmek için. Gerçekten çok muhteşem bir elma tatlısı yapacağım. Artık siz adına ne derseniz, pasta, elmalı pasta, elmalı kek, elmalı turta, artık her şey yakışıyor çünkü bu tarife. Karıştıralım ki arkadaşlar, şimdi bu karışımımızı 3 eşit şeye böleceğiz. Şimdi iki buna eşit böleceğiz ki ara katlarının problem olması. Arkadaşlar, 3 koyalım. Kadar da eşit geldi ki arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, 3 eşit parçaya böldüm şimdi karışımı.
Şimdi bunu kenara kaldırıyorum. Şimdi sıra elmalarımızdan arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Elmalarımızı rendeliyoruz. Ben elmaları soymuyorum. Siz isterseniz soyabilirsiniz ama ben soymuyorum. Ben 6 tane elma kullandım arkadaşlar. Elma fark etmez. Kırmızı, sarı, yeşil fark etmez. Evde ne vardıysa onlardan kullandım. Bol elmalı daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar, elmalarımızı rendeledik. Şimdi buna birkaç çay kaşığı tarçın koyacağız elmamıza. Tabi kapağı açabilirsem. Açtım. Tarçın diye kimyon koyacaktım, pardon. Evet arkadaşlar, elmalarımızı da rendeledik. Ne yapıyoruz? Şimdi bir çay kaşığı tarçın koyuyoruz. Ve elmamızı karıştırıyoruz. Bütün malzemeleri iyice karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Elmamızı da karıştırdık. Şimdi kalıbımızı alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kalıbımıza yağlı kağıt koyacağız. Arkadaşlar, yağlı kağıdınız da yoksa tereyağı ile yağlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı, problem olmaz. Şimdi yağmaz kağıdı koyalım. Sonra işlemlerimize devam. Evet arkadaşlar, şimdi kalıplı kelepçemize yağlı kağıdımızı koyduk. Kenarlarına da koyduk. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu karışımımızı altına döküyoruz. Hiçbir sıvı malzeme yok dediğim gibi ve tıklanma rekorları kıran bir elmalı pasta arkadaşlar. Hepsini eşit yayıyoruz ama. Şöyle. Yayıyoruz. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Katı malzememizi koyduk. Şimdi şöyle koyacağım. Üç kata gelecek şekil yetecek elmamız.
Çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka önce yapıp deniyorum. Kendimiz yiyoruz. Yaptım ben de. İlk defa bu tarifi gördüğümde çok şaşırmıştım. Önce kendim yapıp deneyeyim, yiyelim. Eğer iyi olursa paylaşırım demiştim. Çok güzel oldu gerçekten. Çok böyle dikkatli yapıyoruz. Açıklama kısmına da yazacağım arkadaşlar. Şimdi kalan ikinci katımızı döküyoruz arkadaşlar. Evet. Bütün bu aşamaları kesmeden size göstermek istiyorum arkadaşlar. Kendimize yaptığımızda arkadaşlar elmayı biraz 4 tane koymuştum elmayı. Şimdi 6 tane koydum. Tam katlarına böyle şey yapsın. Elmalı olduğu belli olsun diye. Elması fazla olunca daha çok hoşuma gidecek diye düşündüm. Bu defa elmayı arttırdım arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Aa, bu nasıl pasta diye, ama pişince serviste, sunumda ne kadar harika göründüğünü göreceksiniz. Tepside de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kalıpçık pardon diyemedim. Kelepçeli kalıp şart değil. Tepside de yapabilirsiniz. Pardon, kameraya mı vurdum? Evet arkadaşlar, şimdi evet arkadaşlar, son katımı koyuyorum şimdi. Bu arada fırınımı açacağım. Bu arada da fırınımı açtım. Orta bölüme koyacağım. Altı üstü kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar.
Bakın elmanın suyunu bile koymuyorum. Kalan suyunu da koymayacağım. Hiç sıvı malzeme yok. Elmanın kendi iç suyu dışında. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi üzerine bir tereyağı sürmemiz gerekiyor ama arkadaşlar ben tereyağını mikrodalgada dondurucudan çıkardım. Biraz böyle yumuşasın diye koydum ama unuttum. Biraz çok eridi benim tereyağım. Ne yapıyorum? Böyle kaşıkla aslında böyle sürmemiz gerekiyor ama bu biraz sıvı haline geldi. Şöyle kaşıkla şey yapacağım. Şöyle hiçbir sakıncası yok. Erimeyecekti ama biraz unuttum dediğim gibi. Şöyle birkaç kaşık onu siz ayarlayın. Zaten yazacağım ama iki kaşık erimemiş tereyağım vardı. Yani sade tereyağım vardı. Mikrodalgaya koyunca böyle eridi arkadaşlar. Hiç problem değil. Zaten şey oldu yani o da çok. Tamam arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi fırına yolculuğuna çıkıyor kekimiz, elmalı turtamız, kekimiz, pastamız. Hangisini siz tercih ederseniz şimdi fırına gönderiyoruz. Piştikten sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Düşürdüm de. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi muhteşem ötesi, gerçekten harika. Gördüğünüz gibi bayağı bir kabardı. Şimdi biraz soğumasını bekliyoruz. Kalıp da çıkaralım. Servisimizi yapalım. Arkadaşlar şimdi kalıptan çıkaralım. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Muhteşem ötesi bir şey oldu. Harika oldu. Şimdi biraz daha arınmasını bekliyorum. Biraz daha hafif sıcaklığını geçtikten sonra sunum aşamasına keseceğim ve kendiniz şahit olacaksınız. Harika. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir de bir test edelim. Şunu da şöyle bırak. Evet arkadaşlar, şimdi test yapıyoruz. Bakın. Şöyle kesilince ortalarda. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sanki kek hamuru yapmış dökmüşsün gibi. Gerçekten. Bakın. Çok güzel oldu. Harika oldu. Tıklama rekorları kıran bir tatlı kek bu. Elmalı kek. Şimdi tadına bakacağım. Muhteşem ötesi arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Bugün de size bunu bu tarifi vermek istedim. Elimize sağlık. Hepimize afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşmek üzere inşallah.